Herkese merhaba arkadaşlar. Okan Üniversitesi'nin Türkiye geneli TYT deneme sınavının matematik ve geometri soru ve çözümleriyle birlikteyiz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Başlayalım. İlk sorumuzla karşınızdayız. Arkadaşlar, basit bir kesirli ifade sorusu, işlem yeteneği. 1 bölü 2 bölü 1 bölü 3 var. Şurada 1 bölü 2'yi 1 bölü 3'e bölersek ters çevirip çarptığımız zaman 3 bölü 2 gelecektir. Bir de başında eksi vardı. Eksi 3 bölü 2 olacak. Demek ki şurası neymiş? 1 eksi 3 bölü 2. Artı bir de neyimiz var? 1 bölü 2. Arkadaşlar şu kısmı yaparsak ne gelir? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1, 1 eksi 1'de cevap nedir diyeceğiz? 0'dır diyelim. İkinci soru. Bir işlem sorusu olduğuna göre arkadaşlar bakın kare sembolü bir işlem belirtiyormuş. Karenin içine yazılması gereken işlemleri soruyor bize. 26'ya bir işlem uygulamış ve sonra çıkan sonuca bir işlem daha uygulamış ve sonuç 7 gelmiş. Şimdi burada şunların sonucu eğer bir tam sayıysa tabi burada yaptığı işlem çarpma veya bölme olmayacak zaten. Pekala ne olabilir burada yaptığı işlem arkadaşlar? Toplama veya çıkarma. Şurada yaptığı işlem de bakın 26'ya bir işlem uygulamış. Burada da mesela şöyle olur mu? 26'yı ben 2'ye bölsem burası ne gelir? 13. 13'e de 7 eklersek sonuç 20 olacaktır. Bölü ve artı var mı? Var. Cevap Bursa seçeneği diyebiliriz. Üçüncü soru. X'i 10 üzeri eksi 1 olarak vermiş. Şöyle de bir ifade vermiş. Bu bir ifadenin eşidi nedir? Diye soruyor. Arkadaşlar bir kere şöyle yazabilirim. Bakın ben bunu. 1 artı x üzeri eksi 3 bölü 1 artı x üzeri eksi 1 biçimde yazabilirim. Gelin şimdi x'leri yerine yazalım. 1 artı 10 üzeri eksi 1'in eksi 3. kuvveti bölü 1 artı 10 üzeri eksi 1'in eksi 1. kuvveti. Pekala. Bunu da şöyle yazamaz mıyız? Bakın burası eksi 3 çarpı eksi 1'den 3 gelir. 1 artı 10 üzeri 3 neydi? 1000 bölü alt tarafı da şurası ne olur? 11 olur. Peki ben 1001'i 11'e böldüğüm zaman sonuç ne çıkacaktır? 91 diyebiliriz. Bir alttaki soru. Dördüncü sorudayız. Bu soru bu ÖSYM'nin 2018 TYT örnek denemesinde de çıkmıştı arkadaşlar. Buna benzer. Sadece rakamlarını değiştirmiş ve biraz da şekli de farklıydı. Şimdi demiş ki bu çarkın bölmelerine art arta gelen 4 bölmedeki sayıların toplamı 45 olacak şekilde sayılar yazılacaktır. Buna göre boyalı 2 bölmeye yazılacak sayıların toplamı nedir diye soruyor. Bir kere 4 tanesinin ardışık 4 tanesinin toplamı eşit ve toplamı 45 olacakmış. Pekala şimdi bu soruyu şöyle çözebiliriz. Bakın ben buraya x dediğimde, buraya y dediğimde ve ardışık olarak x artı 9 artı y artı 10'u toplarsam ne gelir? 19 artı x artı y. Bu da eşittir. 45 olması gerekiyormuş. O zaman bir de şöyle düşünelim. Ben bu x'i buradan iptal edeyim. Şuradakini toplayalım. Soru işaretini toplayalım. Peki yazalım. 9 artı y artı 10 artı soru işareti eşittir. Bu da 45 olacakmış. Peki şurada 19 artı y var. Geriye kalan tek eksik x'ti. O zaman soru işareti de x'miş. Yani burada zaten temel mantalite şu. Karşılıklı olan her üçgenin içinde yazan sayılar birbirine eşittir. Yani burası 2 ise burası da 2'dir. Buraya eğer ben x dersem burası da x olur. 10'un karşısındaki 10'dur ve 9'un karşısındaki de 9'dur diyebiliriz. Madem öyle ardışık 4 tanesinin yani x'in, 9'un, 2'nin ve 10'un toplamı x artı 9 artı 2 artı 10 eşittir 45 yapacakmış. Burası ne gelir? 9 artı 2 11 10 daha 21 x eşittir 45 eksi 21'den 24 gelir. Bana ne lazım? Boyalı olanların toplamı yani 2x lazım. 2x de 2 çarpı 24'ten 48 yapar ve doğru cevap da Edirne'dir deriz. Bir alttaki soru. Rakamları toplamı 21 olan 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının aritmetik ortalaması onlar basamağındaki rakama eşittir. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar şu şekilde bakın. ABC diye sayı üretirsek A ile C'yi toplayıp 2'ye böldüğümüzde B'yi verecek. Yani A ile C'nin toplamı 2 tane B yapacak demek. O halde direkt şu şekilde söyleyebiliriz. Madem ortadakini verecek, ortadaki direkt 7'dir. Neden? 21'i 3'e böleriz. Aritmetik ortalamasını veriyormuş zaten. Hepsinin toplamını 3'e böldüğümüzde de aynı sayı gelecektir. 7 diyebiliriz. Şimdi ortadaki 7 ise yandaki sayılar
7'nin 2 katı olacak toplamları. Yani 14 olacak. Peki hangi sayıları seçebilirim? Mesela ben 9'a 5'i seçebilirim buraya. Veya 8'e 6'yı seçebilirim. Veya rakamları farklı demiş mi? Bakın böyle bir ifade kullanmışım, kullanmamış. Dolayısıyla 7'ye 7'yi seçerim. 6'ya 8'i seçerim. Ve ters çevirir. 5'e 9'u seçerim. Başka rakam seçebilir miyim ben bunları? Hayır. Kaç tane sayı varmış bu şekilde? 5 tane sayı varmış. Ve cevap Ceyhan'mış deriz. 6. soru. Her iki tarafın karesini alalım arkadaşlar. 2 üzeri a artı 2 üzeri a'nın karekökü demiş ya. Bunu 2 çarpı 2 üzeri a'nın karekökü eşittir 8 dersek her iki tarafın karesini al. 2 çarpı 2 üzeri a eşittir 64 olur. 2 üzeri a buradan ne gelir? Her iki tarafı 2'ye bölersek 32 gelecektir. O halde a kaçtır? A kesinlikle 5'tir. Bize neyi sormuş? 3 üzeri a'yı. Peki 3 üzeri a 3 üzeri 5 ile eşdeğerdir. Bu da 243'tür diyebiliriz. Doğru cevap B. 7. soru. X ve Y birer tam sayı olmak üzere X eksi 3'ün karesi eksi Y artı 3'ün karesi ifadesi bir tek sayıdır. Buna göre öncüllerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bir ifade kullanmış. Öncelikle bakın şurada iki kare farkı var gibi. Bir açalım orayı. X eksi 3 artı Y artı 3 çarpı. Şimdi bir de çıkaralım. X eksi Y eksi Y artı 3 diyelim. Şimdi bu ifade tek bir sayıymış. Şimdi şuraya bakalım. Eksi 3 var artı 3 var gitti. Şurada ne kaldı? X artı Y. Pekala çarpı. Şurada ne var? Eksi Y eksi Y'den eksi 2'ye geldi. X eksi 2Y artı 3. Pardon özür dilerim. Şurası eksi içeri dağıttığımız zaman eksi 3 gelir. Bu da nasıl bir sayıymış? Tek sayıymış. Şimdi bize ne demiş? X tek sayıdır, Y tek sayıdır, X eksi Y tek sayıdır demiş. Arkadaşlar X ile Y tek sayıyken bakın şurasının buranın sonucu tekse X artı Y X artı Y bir kere kesinlikle ne olmak zorundadır? Bu çarpımın sonucu tekse burası tek olmalıdır. Burası yine tek sayı olmalıdır. Şimdi burada X'in tek sayısından bahsedebilir miyiz? X'in tek sayı olup olmadığından bahsedemeyiz. Yani X çiftken burası tek olursa bakın burayı tek olarak kurtardı. Ya bu tekken bu da çift olabilir. Dolayısıyla X kesinlikle tek sayıdır diyemeyiz. Bu gitti. Y tek sayıdır kesinlikle diyemeyiz arkadaşlar. Ama X artı Y'nin tek olduğunu biliyorum ya ben. X artı Y tekse X eksi Y kesinlikle nedir arkadaşlar? Bu da zaten tektir. Değil mi? Doğru cevap yalnız 3 olacak. C seçeneği de verilmiş. Devam edelim. 8. soru. Gayet basit bir soru. L, M, N, P diye köklü ifadeler vermiş. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu rasyonel sayıdır? Bir kere P'nin 5 olduğunu, N'nin 4 olduğunu, burasının yine kök 3 ve burasının da yine 2 kök 2 olduğunu biliyoruz. Buna göre E seçeneğine bakarsanız zaten N ile P'nin toplamı nedir? 9. Bu da bir rasyonel sayıdır. Doğru cevap Edirne. 9. soru 1 artı 3x bölü 1 artı 3 üzeri eksi x eşittir 7 olduğuna göre 3 üzeri 2x artı 1 ifadesinin değerini soruyor bize. Şu yukarısı aynen kalsın bakalım. 3 üzeri x bölü alt kısma bakalım. 1 artı 1 bölü 3 üzeri x. Pekala bunu şöyle düzenleyebilir miyiz? 1 artı 3 üzeri x bölü. Şurayı da birleşik kesire çevirirsek. 1 artı 3 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir neymiş? 7. Pekala. Şuradan kırmızı alalım. Şunlar gitti mi? Bunu da ters çevir çarp. 3 üzeri x neymiş? 3 üzeri x 7. Bizden neyi istemiş? Aslında 3 üzeri x 2x artı 1 istemiş. Ben bunu 3 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 3 biçiminde yazabilirim. Bakın x artı x artı 1 x, 2x artı 1 yapar. 3 üzeri x 7 idi. 7 çarpı 7 çarpı 3 bu da eşittir 147 deriz. Doğru cevap C'ymiş. Devam edelim. Bir mutlak değer sorusu. Şimdi A çarpı B'yi soruyor. A ve B ile ilgili birbirinin içine katarak bir soru sormuş. Bakın arkadaşlar A'yı 2 artı mutlak değer B eksi 3, B'yi de 5 eksi mutlak değer 2 eksi A olarak vermiş. Gelin şurada A gördüğümüz yere yukarıdaki verilen ifadeyi yazalım. B eşittir 5 eksi mutlak değer içerisinde 2 eksi 2 artı mutlak B eksi 3 parantez kapat mutlağı kapat. Evet. B eşittir 5 eksi mutlak değer içerisinde bakın ikiler gitti. Bir de başında eksi vardı. Eksi mutlak değer B eksi 3 geldi. Şimdi şurası pozitif olduğunu bildiğim için içerisi kesinlikle negatif. Eksi de çarpılarak dışarı çıkacak zaten. Dolayısıyla B eşittir 5 eksi mutlak B eksi 3 oldu burası. Pekala şimdi ne yapmamız lazım? Bizden neyi istemişti? A çarpı B istemişti değil mi? Pekala ben B'nin bu olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şunu şu tarafa atalım. Buradaki B'yi de bu tarafa atalım. Yani mutlak değer B eksi 3 eşittir.
Ne gelir arkadaşlar? 5 eksi b gelecektir. Bir artılı bir eksili çıkaracağız tabii. Şu şekilde. B eksi 3'ü bir 5 eksi b'ye eşitleyelim. Buradan eksi b'yi bu tarafa at, 2b. Eksi 3'ü diğer tarafa at, 8. B ne gelir? 4. Tamam, eyvallah. Şu işlemi yapmış olsaydık ne gelirdi? B eksi 3 eşittir b eksi 5. Böyle bir şey mümkün mü? B'leri götürürsek eksi 3 eksi 5'e eşit gelir. Demek ki buradan bir çözüm gelmeyecekmiş. B kesinlikle 4'müş. B kesinlikle 4 ise burada gelin yerine yazın. 4'ten 3'ü çıkar. 1, 1'e 2 ekle. A değeri neymiş? 3. B değerinde biz ne bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Çarpımlarını soruyor. 3 kere 4'ten doğru cevap 12'dir deriz. Bir alttaki soru. Mutlak değer ve basit eşitsizlik sorusu. Burada mutlak x eksi 3 küçük veya eşittir. Şu ikisi pozitif olduğu için direkt çarpabiliriz. 2, 1 kere 2'den. Eksi 3'ü de karşıya atarsak mutlak x küçük veya eşittir 5 olacaktır. Mutlak değeri 5'ten küçükse bu x'ler nerededir? 5'ten küçük veya eşit. Eksi 5'ten de büyük veya eşittir x'ler. X eksi 5 ile 5 arasında ve kapalı bir aralığa sahipmiş. Sayı doğrusu üzerindeki gösterimi de bakın. Şurada doğru verilmiştir. Evet. 12. sorudayız. 12. soruda 3'ün karesi eksi 2'nin karesini şu şekilde tanımlamış. 3 artı 2'den 5. İşte 4'ün karesi eksi 3'ün karesi 4 artı 3'ten 7'ymiş. 5'in karesi eksi 4'ün karesi 5 artı 4'ten 9 olarak veriliyor. 39'un karesi eksi 38'in karesi de o zaman 39 yazarız buraya. Buraya da 38 yazarız aynı yukarıdaki gibi. 39 ile 38'in toplamı nedir? İşte 60, 17, 77 yapar. Değil mi? Peki hala neyi sormuş? Kutuların yerine gelecek sayıların toplamı nedir diye sormuş. Yani bize 39, 38, 77'nin toplamını soruyor. Zaten 2 tane 77 yapar. 2 çarpı 77'de ne gelir arkadaşlar? 140, 154 gelir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Evet, 13. sorudayız. Gri ve beyaz altıgenler kullanılarak şekildeki gibi bir süsleme yapılmıştır. Bu süslemede toplam 23 beyaz altıgen bulunduğuna göre kaç tane gri altıgen vardır diye soruyor. Zaten yine 2017 TYT örneği, yani ÖSYM'nin hazırladığı TYT örneğinde de buna benzer bir sorumuz mevcut. Öncelikle kaçta bir tekrar etmesi gerektiğini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şuraya bakarsak ben bunu nereden çekebilirim? Bakın. Şuradan bir yerden çeksek şu şekilde. Değil mi? Yok, pardon. Buradan çekmeyelim de şuradan çekelim. Çok özür dilerim. Evet, genelde soru burada. Şimdi şuradan çeksek bakın. Kaç tane kutucukta bir? 1, 2, 3, 4 tane kutucukta bir. Sürekli ben bu hareketi yapsam, izlesem bakın. Tam şuradan bölüyoruz. İşte tekrar şuradan bölüyoruz. En son nereden böleceğiz arkadaşlar? Alkeni şurasından böleceğiz ve yine bu şekil kalacak elimizde. Bakın. Kaç tane şimdi burada elimde altıgen var kendini tekrar eden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane altıgenden sonra tekrar bir 10 tane altıgen aynı şekli tekrar ediyor. Bakın burada gördüğünüz gibi tekrar ediyor. Şimdi şöyle bir şey yaparsak bu 10 tane altıgenden 10 tanesinden sürekli kaç tanesi beyaz geliyor? 1, 2, 3 tanesi beyaz geliyor. Her 10 tanesinin içinde 3 tane beyaz var. Pekala, şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın. Şuradaki arta kalan kısım şekli tamamlamıyor. Şekli tamamlamadığı için şurayı bir atalım. Yani kaç tane beyaz atmış olduk burada? 2 tane beyaz atmış olduk. Bu 2 tane beyazı işin içinden çıkarırsak 23 eksi 2'den 21 tane beyazımız kaldı. Benim her şuradaki periyotta 3 tane beyazım vardı. Dolayısıyla 21'i de 3'e bölersek demek ki bu şekil 7 defa tekrar etmiş kendini. 7 defa tekrar yazalım. 7 defa tekrarı varsa bunların içerisinde kaç tane gri vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zaten 3 tanesi beyazdı. 7 tane gri varsa 7 çarpı da 7 çarpı 7'den 49 tane gri kendini tekrar eden şekillerin arasında. Bir de şurada sildiğimiz 3 tane vardı. 1, 2, 3. Demek ki 49 artı 3 dersek doğru cevabın 52 olması gerektiğini görürüz. Bir diğer soru. X artı y'nin karesi eksi x eksi y'nin karesi eşittir 4. X'ye özdeşliği biliniyor. X'i 2018 olarak ve y'yi de 2014 olarak vermiş. X artı y'nin karesi eksi 4x'e. Zaten şu x artı y'nin karesi eksi 4x'e ben bunun x eksi y'nin karesi olduğunu biliyorum. X neydi? 2018. Y neydi? 2014.
Ya ben bunları birbirinden çıkarsam 4 kalır. 4'ün karesiymiş demek ki burada. Bir de karesi var. 16. 16'nın karekökü nedir arkadaşlar? 4'tür diyebiliriz. 15. soru. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise bu kümeye gizemli küme denir. Örneğin K eşittir 1, 3, 7 kümesi gizemli kümedir. Yani bu gizemli kümeden kastı ne? Bakın burada bir 3 elemanı var. Bu kümenin de 3 elemanın alt kümeleri var. Veya işte bir elemanı var. Bu bir elemanın alt kümesi içerisinde bir bulan bir elemanın alt kümeleri vardır bunun demeye çalışıyor. Buna göre 1, 3, 4, 6 kümesinin elemanları kullanılarak kaç tane gizemli küme yazılabilir diye sormuş bize. Pekala. Biz bu soruyu şöyle düşünelim. Bakın. Ne demiştik? Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanı ise. Yani. Şimdi 1, 3, 4, 6 ile kaç tane küme yazılabilir demiş ya bir kere. Bir elemanlı içerisinde bir bulunan kaç tane yazılabiliriz? Bir elemanlı olacak içinde de bir bulunan kaç tane yazılır? Bir tane. Peki 3 elemanlı içerisinde 3 bulunan. 3 elemanlı içerisinde 3 bulunan. Peki kaç tane eleman kaldı geriye ben 3'ü yazdıktan sonra? 1, 2, 3 tane elemanım kaldı. Kaç tane seçmem gerekiyor? 3'ün ikilisi tane seçelim değil mi? 2 tane seçmem gerekiyor. 3'ün ikilisi 3 tane buradan gelir. Pekala. 4 elemanlı içerisinde 4 bulunan. Benim geriye kaç tane elemanım kaldı? 1, 2, 3 tane elemanım kaldı. Kaç tane seçeceğim? 3 tane seçeceğim. 3'ün üçlüsünden kaç gelir bu da? 1 gelecektir. Pekala şimdi bir tane de buradan geldi. Başka var mı şimdi? 6 elemanlı. Ben bu kümenin elemanlarıyla 6 elemanlı bir alt küme zaten yazamam. Dolayısıyla bir tane buradan, 3 tane buradan, 4, bir tane de buradan toplam 5 tane küme yazılır diyebiliriz. Y eşittir fx fonksiyonu için f3x eksi 2 eşittir x artı 2 bölü 3 eşitliği veriliyor. Buna göre fx artı 2 bölü 3 fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın ben şurada x'i yalnız bırakabilmek için x'in tersini bulmam gerekiyor. Yani buradaki fonksiyonun tersi nedir? X artı 2 bölü 3'tür. Ben yani x gördüğüm yere x artı 2 bölü 3 yazınca geriye ne kalacakmış? Burada fx kalacak. Pekala burada da yazarsak aynısını. X artı 2 bölü 3 artı 2 bölü 3. Burası ne gelir? X artı 2 kere 3 artı 2 ekle 8 bölü 3 çarpı 3'ten burası 9 geldi. Yani fx neymiş aslında? Fx x artı 8 bölü 9'muş. Pekala x artı 2 bölü 3 fx artı 2 bölü 3'ü soruyor. X gördüğümüz yere x artı 2 bölü 3'ü yazacağız. Bu sefer burada yazacağız ama. X artı 2 bölü 3 artı 8 bölü 9 diyelim. Burası da ne gelir? X artı şuradan 3 kere 8 24 2 daha 26 bölü 3 kere 9 da 27 yapar. X artı 26 bölü 27 yani doğru cevap Edirne'dir deriz. 17. soru. Yukarıdaki grafiklerden hangileri tanım kümesinin her a elemanı için fa ile f eksi a'nın toplamının sıfıra eşitliğini sağlayan y eşittir fx biçiminde bir fonksiyon belirtir demiş. Şimdi arkadaşlar biz öyle a değerleri alırız ki mesela burada bir değerini almış ve 1'e götürmüş. Yani y eşittir x fonksiyonuymuş bu. Peki yani şimdi ben buradan eksi 1 değerini alsam nereye götürecek? Eksi 1'e götürecek. Ve ben f1 ile f-1'i toplarsam ne olur arkadaşlar? 0 olur. Demek ki buradaki 2 geçerliymiş bizim için. Peki yani bu şekilde olan farklı bir fonksiyon var mı? Bakın ben buradan bir a noktası alsam, buradan bir eksi a noktası alsam ikisi de negatif olduğu için bunların toplamı 0 olmaz. Pekala aynı şeyi burada yapsam olur mu? Olmaz. Gitti. Peki burada yapsam yine olmaz. Zaten bunların olmamasının sebebi bunların çift fonksiyon olmaları. Bu da tek fonksiyon olduğu için bunların toplamı 0 yapar diyeceğiz ve doğru cevap sadece B'dir diyeceğiz. Yani yalnız 2'dir. Cevap B'dir diyeceğiz. Devam edelim. 18. soru. 1'den 30'a kadar olan sayılar yan yana yazılarak yukarıdaki şekil oluşturuluyor. Sayılar ardışık olacak şekilde. N1, N2 şeklinde yazılan bir ifadeye sıralı ikili, N1, N2, N3 şeklinde yazılan bir ifadeye sıralı üçlü dendiğine göre bu şekilde kaç tane sıralı yedili oluşturulabilir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle ben bunları nasıl seçmem gerekiyor arkadaşlar? N1, N2 diye ardışık seçmem gerekiyor değil mi? Pekala burada sıralı yedililerden bahsetmiş. Sıralı yedililerden elemanları en küçük olanlar hangisi olur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Peki elemanları en büyük olanlar sanırım 24'ten başlar. 24, 25, 26, evet 27
28, 29, 30. Kaç tane oldu bakın? 7 tane oldu. Pekala. Şimdi benim en küçük sıralı ikilim bu. Elemanlar en küçük olan. En büyük olan da bu. Elemanlar en büyük olan sıralı ikilim de bu. Peki ben 1'den 24'e kadar hepsini yazabilirdim o zaman. Kaç tane varmış? 24 tane vardır diyebiliriz. 19. soru. Şekildeki kutuların her birinde 15'er tane bilye vardır. Bakın 15 tane bilye bunda varmış. 15 tane bilye bunda. 15 bunda. 15 bunda. Toplam kaç tane bilye var bir kere? 60 tane bilye var toplamda. Yazalım buraya. Pekala. Bir öğrenci birinci kutudan ikinci kutuya, ikinci kutudan üçe, üçten dörde bu şekilde bilyeler atıyor. Bir miktar bilye atıyor. Her bir kutuda kalan bilyelerin sayısı sırasıyla 6, 4, 3 ve 2 sayılarıyla ters orantılıdır. Bakın arkadaşlar, burada ters orantıyı kaçırmayalım. Şimdi hangi sayılara ters orantılı onu bir yazalım. 6 ile, 4 ile, 3 ile ve 2 ile. 6'nın, 4'ün, 3'ün ve 2'nin ortak katı nedir arkadaşlar? 12. 12 olduğu için demek ki burada 2K tane, burada 3K tane, burada 4K tane ve burada 6K tane bilye varmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsinde çarpımlarını 12 yapacak şekilde K değerleri verdik. Pekala, şimdi benim zaten hangi kutudan alırsam alayım, hangisini atarsam atayım, zaten kutumda toplam hepsinde de 60 tane bilye olacaktı, değil mi? Şunların hepsini toplayalım. 2K, 3K daha, 5K, 4K daha, 9K, 6K daha, 15K. 15K eşittir 60 tane bilye dersek K eşittir. Bu K aslında 4 tane bilyeye eşitmiş. Neyi soruyor? İkinci kutudan üçüncü kutuya kaç bilye atılmıştır diye soruyor. Şimdi ikinci kutuda kaç tane bilye kaldığını veya birinci kutuda kaç tane bilye kaldığını bir yazalım. Bakın şurada burada 2 tane 2K tane vardı. K yerine yazarsak 8 tane. Burada 3K tane vardı 12. Burada kaç tane vardı? 4K vardı. 4 kere 4 16. Burada da 6K vardı. 6 çarpı 4'ten 24 tane bilye varmış aslında. Sorumuz neydi? İkinci kutudan üçüncü kutuya kaç tane bilye atılmıştır? Şimdi şöyle dersek bakın. Burada 8 tane kaldığına göre buraya 7 tane geçmiş. Burada 15 tane vardı. 15 artı 7'den aslında 22 olmuş. 22'den sonra buraya bir miktar atılmış ve 12 tane kalmış. O zaman kaç tane atılmıştır arkadaşlar? 10 tane bilye atılmıştır üçüncü kutuya diyebiliriz. Devam ediyoruz. 20. soru. Bir kumbarada 10 kuruş, 25 kuruş ve 50 kuruş olmak üzere bir miktar madeni para vardır. Şuraya yazalım. 10 kuruşluk, 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk madeni paralar varmış. Pekala, devam edelim sorumuza. Kumbaradaki 10 kuruşlukların sayısı 25 kuruşlukların sayısının 15 katıdır diyor. O halde şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın, ben 50 kuruşlara belki bir zarar dokunmaz ama 2K demek istiyorum. 10 kuruşluklarda bunun 15 katıysa miktarı, buraya da 30K diyelim. Pekala, devam edelim şimdi. 10 kuruşluklar ile 25 kuruşlukların toplam değeri 50 kuruşlukların toplam değerine eşittir. Şimdi ben bunların toplam değerini bulmak istiyorum. 30K çarpı 10 kuruş. Buradan ne gelecektir? 30K çarpı 10 artı şuradan ne gelir? 2K çarpı 25. Toplamda ne gelir arkadaşlar? 300K buradan, 50K da buradan. 350K eşittir 50 kuruşlukların toplam sayısı. 50 kuruşluktan kaç tane olsun? X tane olsun. O zaman ne yapabiliriz? Bakın XK tane olsun. K'ları bir götürelim. X'i bulalım biz. 350'yi biz 50'ye bölersek ne gelir? 7 mi gelir? 7K diyelim biz buraya. Demek ki bunun da 7K tane varmış 50 kuruşluktan. Kumbaradaki tüm madeni paraların adedi 78'dir. Evet, 30K tane 10 kuruş vardı. 2K tane 25 kuruş ve 7K tane 50 kuruş vardı. Hepsini toplarsak ne olur? 30, 32, 7 daha 39K. 39K neye eşitmiş? 78 tane paraya. O zaman K kaçtır? 2. Bizden neyi istemişti? 50 kuruşlukların adedini. 50 kuruş 7K'ydı. 7 çarpı 2'den 14 tane 50 kuruş vardır bu kumbarada diyebiliriz. Devam edelim. Şurayı da bir kapatalım. Evet. 21. soru. Gamze, Gökçe ve Zeynep'in toplam 430 lirası vardır. Gamze parasının 1 bölü 4'ünü Gökçe'ye, Gökçe parasının 2 bölü 3'ünü Zeynep'e, Zeynep parasının 3 bölü 5'ini Gamze'ye aynı anda verdiğinde üçünün parasında bir değişiklik olmuyor. Buna göre Gamze'nin parası kaç liradır? Şimdi aynı anda para verdiklerine göre bir kere Gamze parasının ne kadarını kaybediyor? Gamze parasının 1 bölü 4'ünü kaybediyor. Pekala. Hatta bunu şöyle de yazalım. Daha kısa görünsün. G bölü 4 diyelim. Pekala. Gökçe parasının 2 bölü 3'ünü Zeynep'e vermiş. Gökçe'ye de G diyelim.
Gökçe parasının 2 bölü 3'ünü vermiş. Çarpı 2 bölü 3 diyelim. Zeynep parasının 3 bölü 5'ini Gamze'ye vermiş. Zeynep'e de Z diyelim. Ne kadarını vermiş? 3 bölü 5'ini vermiş. Şimdi Gamze 1 bölü 4'ünü kaybettikten sonra buna Zeynep'in parasının 3 bölü 5'i veriliyor. Yani bu buna verdi, bu buna verdi. En son Zeynep de Gamze'ye veriyor. Para miktarları hiçbir zaman değişmiyormuş, ceplerindeki para miktarı. O halde demek ki bu Gamze'nin parasının 1 bölü 4'ü, Gökçe'nin parasının 2 bölü 3'üne, Zeynep'in parasının da 3 bölü 5'ine eşitmiş bu ifadeler. Pekala, şöyle bir şey yapalım şimdi. Gamze bölü 4 eşittir Zeynep çarpı 3 bölü 5 dersek buradan ne gelir? 5G eşittir 12Z gelecektir, değil mi? Demek ki artık ben Gamze'ye 12K, Zeynep'e de ne diyelim? 5K diyebiliriz, değil mi? Peki bir de şuradan şu eşitliği yapalım arkadaşlar. Gamze'yi 4'e bölelim. Eşittir Gökçe çarpı 2 bölü 3 diyelim. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak 3 tane Gamze eşittir 8 tane Gökçe yapacaktır. Pekala, ben burada G'ye yani Gamze'ye 8M dersem Gökçe'ye ne demem gerekiyor arkadaşlar? 3M demem gerekiyor. Şimdi Gamze'ye burada 12K dedik, burada 8M dedik ya, gelin biz bunları 24'te eşitleyelim. Yani ben Gamze'ye 24x demek istiyorum. Bu Gamze olsun. Pekala, Zeynep'e ne deriz o zaman? Burayı kaçla çarptık? 3 ile genişlettik. Burayı da 3 ile genişletelim. Zeynep'e ne dememiz gerekiyor arkadaşlar? 5 kere 3'ten 15x demem gerekiyor. Pekala, bir de şurada pardon, 2 ile çarpmıştım değil mi? 2 ile çarparsak 10 yapar tabii. 10x diyelim Zeynep'e. Peki burada Gökçe'ye ne demem gerekiyor? Burayı kaçla çarptım? 3 ile. Burayı da 3 ile çarparsam Gökçe dediğimiz kızımız da ne olacaktır? 9x olacaktır. Bunların toplam ne kadar parası varmış arkadaşlar? 430 lira. Şunları bir toplayalım. 24, 10 daha, 34, 9 daha. Zaten direkt 43x geldi. Bu 430'a eşitmiş. O zaman x kaçtır arkadaşlar? 10. X'in 10 buldu. 10 bulduktan sonra Gamze'nin parasını sormuş. Gamze'nin parasına 24x demiştik zaten. 24 çarpı 10'dan Gamze'nin parasını 240 buluruz. Doğru cevap da Ceyhan'mış. 3 araç önce A'dan B'ye, sonra da B'den C'ye gitmiştir. Birinci araç saatte 80 km hızla A'dan C'ye 6 saatte gitmiştir. Hemen çizelim. A ile C'nin arasındaki mesafeyi bize vermiş çünkü. Şuraya A diyelim, şuraya da C diyelim. A ile C'nin arasındaki mesafeyi nasıl buluruz? 80 km hızla 6 saatte gittiyse burasının arası ne kadarmış? 480 km'ymiş. Peki yazalım, devam edelim. İkinci araç B'den C'ye. B şehri de bunların ortasında bir yerde demek ki. B'den C'ye 120 km hızla 2,5 saatte gitmiş. Yani 120 artı 120 artı 60 dersek bu da 300 km olduğunu buluruz. Nerenin? B ile C arasının. Demek ki B şurada bir yerde ve B'den C'ye kadar 300 km burası da. Madem öyle, A ile B arasını kendimiz bulabiliriz. 480'den 300'ü çıkarırsak A ile B arasındaki mesafe nedir? 180 kilometredir diyebiliriz. Pekala. Biz A ile B arasını 180 km bulduk. Devam edelim. Üçüncü araç A'dan B'ye 40 km hızla gitmiştir. 40 km hızla gidiyor. Kaç saatte gitmiştir diye soracak. Büyük ihtimal A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir? Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Tabii ki alınan yolu, yani 180 km'yi gidilen hıza bölersek, 40 km bölü saate, karşımıza ne çıkacaktır? Şunları götürelim. 18 bölü 4'te 4,5 saat çıkacaktır. Doğru cevap da D'dir diyebiliriz. Bir sonraki sorumuzdayız. Serdar ve Sinan'ın soru bankasındaki matematik ve geometri sorularının her birini çözme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Serdar matematiğin her birini 3 dakikada, Serdar geometrinin her bir sorusunu 1 dakikada, Sinan matematiğin her bir sorusunu 1 dakikada ve geometrinin her bir sorusunu 2 dakikada çözüyor. Bu soru bankalarından çözmek için 60 matematik ve 60 geometri sorusu seçiyorlar. 60 tane mat sorusu seçmişler. 60 tane de geo sorusu seçmişler. Pekala. Kitaptaki 60 soruyu bu arada Serdar matematikten başlıyor, Sinan da geometriden. Aynı anda başlıyorlar. Matematiği kim çözüyordu? Serdar. Değil mi? Geometriyi kim çözüyor? Bunu da Sinan çözüyor. Pekala, Serdar'ın matematiği çözme süresi neydi? 3 dakika. Sinan'ın geometriyi çözme süresi neydi arkadaşlar? 2 dakikada çözüyordu bu da. Pekala.
Kitaptaki 60 soruyu ilk bitiren kişi arkadaşının diğer kitaptaki kalan sorularına yardım etmek için ona gidiyor. Buna göre ikisi birlikte 120 soruyu kaç dakikada çözer diye soruyor. Şöyle düşünelim şimdi. Öncelikle bu tarz sorularda işi önce bitiren hangisidir ve kaç dakikada bitirmiştir onu bulalım. Bir kere 60 tane soruyu bu 120 dakikada bitirir. 2 çarpı 60'tan. Bu 60 tane soruyu 180 dakikada bitirir değil mi? Şimdi o zaman işi erken bitiren Sinan. Sinan bu tarafa yardıma gidecek. Şimdi aradan 120 dakika geçti zaten. Onu bir yazalım. İşin tamamını soruyor çünkü kaç dakikada biter diye. Buna ekleyeceğiz. Sinan 2 dakikada çözdü. 120 dakikada tamamını bitirdi ve buna yardıma gitti. Şimdi Serdar matematik sorularını 3 dakikada çözüyor. Sinan ise matematik sorularını 1 dakikada çözüyor. Yani gelen arkadaş daha hızlı matematikte. Pekala şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bugün 180 dakikalık işi vardı. Bu 180 dakikalık işin 120'sini zaten diğeri de 120 dakika çalışırken halletti. Yani geriye kaldı 60 dakikalık işi. Bu 60 dakikada kaç soru çözebilirdi? 3 dakikada bir soru çözüyorsa geriye kalmış kaç soru? 20 sorusu kalmış. Şimdi 20 soruyu şöyle diyebilir miyiz? İkisi beraber çözecek ya. K tanesini bu çözer. 3K tanesini bu çözer. Yani 4K soru varsa toplamda 20. K kaç gelir arkadaşlar? 5 gelir. 3K tane K tanesini ne çözer demiştik? İşte Sinan çözer demiştik. K tanesini de Serdar çözer demiştik. 5 tanesini Serdar çözecekse 5 çarpı 3'ten ne gelir? 15 dakika burada harcar. 15 dakikada diğeri bitirir zaten. Dolayısıyla toplam artık 120 artı 15 dakikada yardıma geldikten sonra geçti. Toplam geçen süre 135 dakika oldu diyebiliriz. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir. 24. soru. Aşağıdaki tabloda bir mola yerine uğrayan 3 otobüsteki yolcuların sayısı ile molada bu yolcuların yüzde kaçının otobüsten indiği gösterilmiştir. İşte molada 3 otobüsten inen yolcu sayısı 3 otobüsteki toplam yolcu sayısının yüzde 40'ıdır. Zaten anahtar bilgi şurada verilmiş. Soruyu çözmemiz için gerekli olan denklemi verecek olan bilgiler burada verilmiş. Molada 3. otobüsten kaç tane yolcu inmiştir? Şimdi şöyle açık açık yazalım. 1. otobüste 50 kişi varmış ve %44'ü inmiş. 44 bölü 100 diyelim. Sonrasında inen yolcuların toplamını bulacağız şimdi. Artı 2. otobüste x kişi varmış diyelim. X'in ne kadarı inmiş? 40 bölü 100'ü inmiş. Pekala devam edelim. Artı 3. otobüste 40 kişi varmış. Ama 40'ın ne kadarının indiğini bilmiyorum. Buraya da %y diyelim. Yani 40 çarpı y bölü 100 diyelim. Pekala bu neye eşit olacak arkadaşlar? Otobüsteki toplam yolcu sayısı yani 50 artı 40, 90, 90 artı x'miş. 90 artı x'e eşit mi diyeceğiz? Bunların %40'ıymış. Hemen çarpı 40 bölü 100 diyelim. Şimdi burada gerekli sadeleştirmelerimizi bir yapalım. Bir kere hepsinde 100 var paydasında. Bu 100'leri bir götürelim. Sonra bunların hepsinin de bir tane çarpı 10 var. O çarpı 10'ları da yani sıfırları da silelim. Geriye ne kaldı? 5 kere 44, 220 artı şurada ne var? 4x. Devam edelim. Şurada ne var? 4y eşittir diyelim. Burada ne oldu? 4 kere 9, 4 kere 90, 360 artı bir de burada ne var? 4x var. Şimdi o zaman 4x'ler de birbirini götürdü değil mi? Bakın şuradaki ifadeler. Bunlar da birbirini götürdü. 220'yi de karşıya atarsak burada sadece 4y kalır. 4y eşittir. 360 eksi 220'den şurası ne oldu? 140. Eğer 4y 140 ise y eşittir. İki tarafı 4'e bölersen 35 gelecektir. Yani y neymiş? 35. Bize neyi sormuş? 3. otobüsten kaç yolcu inmiştir? 40'ın %35'i kadarı inmiştir. Hemen bunu da şu şekilde hesaplarsak 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 7, 2 kere 7 eşittir 14 tane yolcu inmiştir deriz. Bir diğer soru 25. sorudayız. Yukarıdaki dairesel grafikte x, y ve z tuzlu su karışımlarının miktar dağılımı tabloda ise tuz yüzdeleri verilmiştir. Karışımların hepsi aynı kaba aktarıldığında oluşan karışımın tuz yüzdesi kaç olur? Bir kere burada benim dikkat etmem gereken yer şurası arkadaşlar. Bakınız. Şurada şu x ile z'den aynı miktarda, y ile de t'den aynı miktarda karışıma girmiş. Şimdi madem öyle, x ile hangisiydi? X ile z idi ve y ile de
T'ydi değil mi? Peki devam edelim şimdi. Bunların eşit miktarda girdiği biliniyorsa 20 ile 30'un tam ortası kadar yüzde miktarı oluşmuştur. Burada da 60 ile 20'nin tam ortası kadar yani 40 kadar oluşmuştur diyebiliriz. Şimdi elimizde şöyle bir şey var. Bakın. Burası 30'du. Burası 150 idi. Yani M'e 3 pardon 5M girmiştir diyebiliriz. Elimizde hangi miktarlar var? Bir %25'lik karışım oluştu. Bir de %40'lık karışım oluştu. Pekala şöyle yazmaya devam edelim. Kalem değiştirelim. Şimdi arada ne kadar bir mesafe var 25 ile 40'ın arasında? 15'lik bir mesafe var. Peki %25'likten ne kadar girmişti x'lerden? M kadar girmişti. %40'lıktan ne kadar girmişti arkadaşlar? Bakın y'den yani 5m kadar girmişti. M ile 5m'in toplamı nedir arkadaşlar? 6m. Dolayısıyla ben 15'lik kısmı 6'ya oranlarsam 15 bölü 6'sı kadar hareket edecek. Peki nerede? Şöyle diyebiliriz. Bakın ters orantı vardır. Burasının uzaklığı 5m, burasının uzaklığı m dersek şurası 15 bölü 6'dır diyebiliriz. Yani 40'tan 15 bölü 6'yı çıkarırsak doğru cevabı bulabiliriz. Burası da ne gelir? Şunu 3'e bölelim 5, bunu 3'e bölelim 2. 40 kere 2 80, 5 çıkar 75 bölü 2. 75 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 37,5 yapar diyeceğiz. %37,5'muş karışımın tuz yüzdesi. Devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki dairesel grafikte bir manavda bulunan elma, portakal ve mandalinanın ağırlıklarının dağılımı verilmiştir. Bu manavdaki portakalların toplam ağırlığı elmaların toplam ağırlığından 80 kilogram fazla olduğuna göre. Şimdi portakallar elmalardan 80 kilogram daha fazlaymış. Yani şöyle söyleyebilir miyiz arkadaşlar? 120 derece vardı. 100 derece bundan vardı. Toplam kaç derece farkı var? 20 derece. 20 derecelik farkta ne kadar oynuyormuş? 80 kilogram oynuyormuş. Fark varmış. Peki manavda kaç kilo mandalina vardır diye soruyor. Şöyle diyebiliriz bakın. Burası 100, burası 120 ise 220 yapıyor tamamı. Şuraya ne kalıyor arkadaşlar? 140 kalıyor. 20'de 80 kilogramsa 140 da x kilogramdır dersek bu bunun 7 katı olduğuna göre bu da bunun 7 katı olacak. 7 kere 8 56 cevap 560 diyebiliriz. Geçelim 27. sorumuza. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölümünden elde edilen sayıya veri grubunun aritmetik ortalaması denir. Veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında gruptaki terim sayısı ise ortadaki sayıya gruptaki terim sayısı tek ise ortadaki sayıya, çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına medyan denir. Yukarıdaki tabloda 11 tane veriden oluşan bir veri grubunun aritmetik ortalaması 4 ve medyanı z olduğuna göre x çarpı y çarpı z kaçtır diye soruyor şimdi. Biz şöyle diyelim buna. Arkadaşlarım 11 tane veriden oluşuyormuş bunlar. Değil mi? Aritmetik ortalaması da 4'müş. Yani bunların toplamı 44 olacak. Doğru mudur? Peki şunları bir yazalım. Kaç tane varmış? 2'den. 2'den 3 tane varmış. 2, 2, 2 diyelim. X ve Y kadar 3 ve 5 varmış. Dolayısıyla şuraya 3, 3 nokta nokta 3 diyelim. Şuraya kaç tane olsun? X tane. Pekala 5'ten de kaç tane varmış? Y tane. Buraya da 5, 5 nokta 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 5 diyelim. Burada kaç tane varmış? Y tane. Ve sonda da 2 tane 6 varmış. Bunları da şöyle yazalım. Şimdi bir kere bunların toplamı 44 olacağı için şurada ne var? Toplam 6. Burada ne var? 12. İkisinin toplamı 18. Bunların toplamı da 44 olacaktı. Dolayısıyla 44'ten ben 18'i çıkarırsam elimde x tane 3 olduğu için 3x, 5 tane y tane 5 olduğu için de bunların toplamı 5y olacaktır. 44'ten 18'i çıkarırsak ne gelir arkadaşlar? 26 mı gelir? 26 eşittir 3x artı 5y diyebiliriz. Pekala şimdi şundan kaç tane vardı? 3 tane. Bundan da kaç tane vardı? 2 tane. X tane ve Y tane de burada var. Şurası toplam 5. Veri grubunda toplam kaç tane eleman vardı? 11 tane. 11'den 5'i çıkarırsak X artı Y'yi buluruz. Yani X artı Y neymiş? 6'ymış arkadaşlar. Onu da yazalım. X artı Y eşittir 6. Artık birinci dereceden iki bilinmeyen denklem elde ettik. Ben şunu eksi 3 ile çarparsam
Şurası ne gelir? Eksi 18 eşittir. Eksi 3x eksi 3y. Toplarsak taraf tarafa birinci denklemle şurada oluşan denklemi 26'dan 18'i çıkar. 8 eşittir. Eksi 3x de artı 3x birbirini götürdü. 5y'den de 3y'yi çıkar. 2y. Y neymiş? Y4. X de y'nin toplamı 6 ise x kaçtır? 2'dir. Peki medyan. Bu medyan olayı. Pekala. Şimdi x kaçtı? 2'ydi değil mi? Burada kaç tane 2 varmış aslında? Şu veri grubunu tekrar bir oluşturalım. 2, 2, 2. 3'ten kaç tane oldu? X tane. X 2 idi. Y'de 4 ise o zaman ben buraya 5, 5, 5 ve 5 diyebilirim. Bir de 6'dan kaç tane vardı? 2 tane vardı. Bunları da yazalım 6 ve 6 diye. Peki burada kaç tane var? 11 tane. O zaman 5'ini sola ayıracağım, 5'ini sağa ayıracağım. Ortada kalan bana medyanı veriyormuş, değil mi? Medyan neymiş? Z. Z de kaçmış o zaman? 5. Bunların çarpımını soruyor. 2 çarpı 4 çarpı 5'ten doğru cevabın 40 olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuza devam edelim. 28. soru bir olasılık sorusu. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, 0, 3, 4, 5 sayıları şekildeki 7 çemberin içine rastgele yazılıyor. Buna göre dış çemberlerin içerisindeki sayıların toplamının eksi 5 olma olasılığını soruyor. Yani aslında bu soru güzel. Fakat şöyle bir durumu var. Direkt kısa yoldan şu şekilde söyleyebiliriz. Dışarıdaki çemberlerin içlerinde yazılı olan sayıların toplamının eksi 5 olabilmesi için benim ortaya 5'i yerleştirmem lazım. Çünkü bunların hepsi birbirine simetrik sayı. Yani düz bir şekilde toplasam hepsini zaten 0 yapacak. Dıştaki çemberlerin içlerinde yazılan sayıların toplamlarının eksi 5 olabilmesi için içeriye 5'i yazmam lazım. Aslında burada bana şunu soruyor. İçeriye 5 gelme olasılığı. İstenilen durum ne? İçeriye 5 gelmesi. Yani 1, içeriye kaç tane sayı gelebilir normalde? Bakın burada kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. İçeriye 7 sayıdan bir tanesi gelecek. Doğru cevap 1 bölü 7'dir diyebiliriz. 29. soru. 3x kare eksi ax eksi 4 eşittir. X artı 1 çarpı mx artı n olduğuna göre m artı n artı a toplamı kaçtır? Öncelikle şuraya bir yazalım. 3x kare eksi ax eksi 4 eşittir. X artı 1 çarpı mx artı n. Şimdi şurayı bir dağıtalım sizinle. Bir güzel. X kare m yani mx kare. Sonra artı şurada ne var? Bir tane xn var. Şunda şunu çarparsak mx var. Ve en son artık n ile de 1'i çarpalım. Artı n diyelim. Şurası mx kare artı. Şurası x parantezinde ne gelir? Bakın bir tane burada n var. Bir tane burada m var. M artı n gelecektir. Bir de dışarıda ne vardı? N vardı. 3x kare eksi ax eksi 4 diyelim buraya da. Pekala. Buradaki x karenin katsayısı ne? 3. Buradaki x karenin katsayısı ne? M. Demek ki m kesinlikle neymiş arkadaşlar? 3. Bunu bulduk. M3 ise şurası ne olur? 3 artı n olur. Peki buradaki x'in katsayısı ne? Eksi a. Dolayısıyla 3 artı n eşittir eksi a diyebiliriz. Yani buradan a ile n'in toplamı eksi 3 de diyebiliriz. Fark etmez. Peki burada n kaçmış? Direkt sabit terimler eksi 4'müş. N eksi 4 ise a eksi 4 eşittir eksi 3 ise a kaçtır arkadaşlar? 1'dir. N'yi de bulmuştuk zaten. N de eksi 4'tü. Hepsinin toplamını sormuş. Eksi 4 ile 1'i topla. Eksi 3, eksi 3 ile de m'yi topla. 0'dır deriz cevabına. 30. soru. Bir ifade vermiş bana. Bir polinom vermiş. A, B, C, M ve N reel sayılardır. Px de Ax kare artı Bx artı C olarak vermiş. Px eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerleri birinci değer yani birinci kök x1 kökü 5 artı 3 ise ikinci kök ne olmak zorundaydı zaten arkadaşlar? Hemen şuraya yazalım. 5 eksi 3 yani bunun eşleniği olacaktı. Buna göre px eşittir 0 denklemi için diskriminant yani delta nedir diye soruyor. Öncelikle x1 artı x2'yi şurada bir bulalım. 5 artı 3i artı 5 eksi 3i. Ben bunları toplarsam eksi 3i ile artı 3i gidecektir. Ve toplamı 10 mu gelecektir? Yani kökler toplamı dediğimiz ifade. Burada a'yı istediğin şekilde istediğin sayı kabul edebilirsin. Çünkü delta da değişmeyecektir. Bunu da unutma. A'yı 1 kabul edelim biz. Px eşittir. X kare kökler toplamı 10 geldiğine göre şurası eksi 10x olacak. Sonra artı c'sini bulacağız. 5 artı 3i yani x1 çarpı x2'yi bulabilmek için de 5 artı 3i ile neyi çarpmamız lazım? 5 eksi 3i'yi çarpacağız. İkisinin çarpımı 5'in karesi artı 3'ün karesinden ne gelecekti? 25 artı 9.
34 gelir. Demek ki burası da 34'müş diyebiliriz. Şimdi geçelim deltasını hesaplamaya. Delta neydi onu da yazalım. B kare eksi 4 AC'ydi. Peki bulalım şimdi. Eksi 10'un karesi 100. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 34. Neyden neyi çıkarmamı istiyor? 100'den 4 kere 34 kaç yapar arkadaşlar? 136 yapacaktır. Değil mi? Yanlışımız yok. Evet. 100'den de 136'yı çıkarırsak doğru cevabın eksi 36 olduğunu söyleyebiliriz. Geometri sorularından devam ediyoruz. ABC üçgeninde AB kenarı şuradaki kenarı buraya eşitmiş, bu da buraya eşitmiş. Şimdi bu tarz sorularda artık klişeleşmiş bir soru. Şuraya A dersek 36 ile A'nın toplamı iki tane iç bir tane dış kuralından 36 artı A şuraya deriz. O zaman X neymiş aslında? Orası da 36 artı A'ymış. Neden? Çünkü bunlar ikizkenar. Madem öyle burasıyla şununla da şu da eşitse burası da bir ikizkenar üçgendir. Burası da A'dır. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamı 180 ise 36, 36, 72 artı 3 tane de A var. 3A eşittir 180 dersek 3A eşittir ne gelecektir? 108. A kaçtır arkadaşlar? 36. A'yı bulduk. Bizden neyi istiyordu? X'i. X neydi? 36 artı A'ydı. O zaman X eşittir 36 artı 36'dan 72'dir deriz. Doğru cevap Edirne'ymiş. ABC üçgeninin kenar uzunlukları A, B ve C birim olduğuna göre A eksi B bölü C ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir demiş. Arkadaşlar zaten A, B ve C üçgenleri için ben şunu biliyorum. A eksi B küçüktür C, o da küçüktür A artı B olduğunu biliyorum. Ben hepsini C'ye bölersem arkadaşlar şu şekilde A eksi B bölü C yani soruda bana sorduğu ifadeyi bulurum. Bu da birden küçük olmak zorundaymış. Uzunluklar negatif olduğu için rahatlıkla bölebildim ayrıca. A eksi B birden küçükse birden küçük olan tek şıkkı işaretlersiniz. O da 3 bölü 5'tir diyebiliriz. Tabi burada eksi 3 bölü 2'nin bir işi yok. Doğru cevap 3 bölü 5. Şekildeki 18 metre boyunda ve 12 metre enindeki bir havuzun çevresine iki sıra halinde 60 çarpı 60 santimetre kare boyutunda fayans döşenecektir. Bu fayansların kare şeklindeki fayansların bir kenarı neymiş? 0,6 metreymiş diyeceğiz. Pekala şimdi 18 metre ise burası. Ben bunu 0,6'ya böldüğüm zaman buraya kaç tane gelecektir? 30 tane fayans gelecektir. Burayı da şöyle çizelim. Şöyle gösterirsek daha net ve açıklayıcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu şekilde yazalım. Aynen. Şu köşelere farklı fayanslar gelecek çünkü. Ve hepsi de iki sıra halinde. Onu da unutmayalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birleştirdik. Evet, güzel oldu. Şu köşelerdekini ayrı etten saymamız gerekecek. En azından ben öyle yaptım. Daha kısa yapan varsa yorumlara söyleyebilir. Burada 30 tane 12 metreyi 0,6 metreye bölersek burada da kaç tane olur arkadaşlar? 20 tane fayans üst üste arka arkaya döşenecektir. Peki burası kaç sıra halinde? 2 sıra halindeydi. O zaman buraya 20 tane geliyorsa 40 tane burada var. 40 tane de burada var etti 80. Devam edelim. 30 tane 2 sıra halinde döşenirse 60 tane buraya gelir. 60 tane de buraya gelir etti 120. Şimdi şu köşelere kaç tane gelecek arkadaşlar? Köşelere 4'er tane gelecek. 4 burada, 4 burada, 4 burada, 4 tane de burada. Kaç tane? 16. 16'yı da eklersek toplam 216 tane fayansa ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Geçelim diğer sorumuza. 34. soru. En kenarlı bir konveks çokgenin köşegen sayısını şu formülle bulabiliyormuşuz. N çarpı n eksi 3 bölü 2 formülleri. Buna göre köşegen sayısı 27 olan konveks çokgenin kenar sayısı nedir diye soruyor. Arkadaşlar n ile n eksi 3'ü çarpıp 2'ye bölünce 27 çıkıyorsa n kaçtır diye sormuş yani matematik dilinde. N çarpı n eksi 3 eşittir 2'yi karşıya atarsak 54. Aralarında 3 fark olan iki sayının çarpımı 54 ise bu sayılardan büyük olanı 9, küçük olanı da 6'dır diyebiliriz. N kaçmış? 9 demek ki kenar sayısı 9'dur. Yani cevap Edirne'dir diyebiliriz. 35. soruyla devam ediyoruz. O merkezli AB çaplı çemberde CD AB'ye paralelmiş. Yani şu paralelliği yazalım. O bizim işimize yarayacak birazdan. AC 4 birimmiş şu kısım. AD'de 8 birimmiş o da burada. Pekala yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç birimdir diye sormuş arkadaşlar. Bir kere şunlar paraleldi zaten. Ben şunu şuraya şu şekilde çekersem şuranın da dik olması gerektiğini zaten
buluruz. Değil mi? Pekala, şurası kaçtır? 4'tür. Çemberin yarı çapını sormuş. Zaten şurası 4, burası 8 ise 90'ın karşısı nedir? Şurası 4 kök 5'tir. O zaman yarı çap 2 kök 5, 2 kök 5 diye ayırırsak yarı çapımız 2 kök 5'tir. Yani cevap Adana'dır diyebiliriz. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı A eşittir pire kare formülüyle bulunur. Yarı çapları 3 birim olan 3 çember ikişer ikişer birbirine teğet olacak biçimde aşağıdaki birinci şekildeki gibi çiziliyor. Bu çemberlerin merkezlerinden geçen ikinci şekildeki siyah boyalı daire oluşturuluyor. Buna göre siyah dairenin alanı. Ben bu siyah dairenin alanını bulabilmek için siyah dairenin yarı çapını bulmam gerekiyor. Öncelikle şuraya bir tane nokta çizelim. Bu şuradaki çemberin aslında merkezi olsun. Burası da bunun merkezi, burası da bunun merkezi olsun. Ben şu merkezleri şu şekilde birleştirirsem bunların yarıçapı neydi? 3'e 3'tü. Burayı da şöyle birleştirirsek zaten 3 tane eşit parçadan oluşacağı için şu şekilde 120 derece olacaktır bunların hepsi de. Şuradaki açının derecesi. Şöyle bir olay vardı biliyorsunuz. Eğer şurası 120 ise ve burası da 6 ise şunlar nedir? 6 bölü kök 3'tür diyebiliriz. Yani bu 6 bölü kök 3 bulduğumuz yer neresi? Şurası. Yani şurada oluşturulan dairenin yarıçapı. Yarıçapı 6 bölü kök 3 ise neyi sonuçta alanını pi çarpı 6 bölü kök 3'ün karesinden bulabiliriz. Pekala pi çarpı 6'nın karesi 36, kök 3'ün karesi 3. Bunları da sadeleştirirsek burası 12 gelir. Alanı neymiş arkadaşlar? 12 pi'ymiş. Yani cevap Denizli'ymiş deriz. KF doğrusu E noktasında çembere teğet. Şurasını 110 derece olarak vermiş arkadaşlar. Pekala CBE neresiymiş? O da şurası. Burayı da 20 derece olarak bize vermiş. AB AD'ye eşit. Yani şunlar da birbirine eşit olarak vermiş. Yukarıdaki verilere göre X kaç derecedir demiş. Şimdi elimize şöyle bir renkli kalem alalım. Bakın arkadaşlar şu gösterdiğim yay şu teğet doğrusunun açısı 110 derece olduğuna göre burası 220 derecedir buradaki yay. Pekala. Şurası 20 derece ise ve yaydan çekildiği için bu açı şurası kaçtır arkadaşlar? Kaç derecelik bir yaydır? 40 derecelik bir yay. 220 şurası nedir? 40 topla 260. Şuraya ne kaldı? Buraya 100 kaldı değil mi? 260'a tamamlamak için. Burası 100 ise şurası kaçtır? 50'dir. 180'den 50'yi çıkarırsak 130 olur. 130'u da 2'ye bölersek 65'tir. Yani neresi 65'miş arkadaşlar? Şurası 65 ve burası 65'miş. Şurası kaçtı? 20 olarak verilmişti. Yani x de 20'yi toplayınca 65'i verecekmiş. 2 iç, 1 dış. X artı 20 eşittir 65 ise x kaçtır? 45 derecedir diyebiliriz. Yani doğru cevap burada Denizli. Evet, devam edelim. 38. soru. İçi suyla dolu olan dairesel dik silindir biçimindeki bir kupanın taban yarıçapı 4 santimetredir. KL DE'ye eşit. Bu da AE bölü 3. KL dediği yer silindirin yüksekliği. DE dediği yerde şurası arkadaşlar. AE dediği yerde buranın 3 katıymış. Yani şurası 3H ise burası H birim uzunluktaymış. Pekala. Kupa eğildiğinde dökülen su dairesel dik kone biçimindeki bir kabı tamamen dolduruyor. Kupa eğildiğinde tam olarak ne kadara dökülür? Şurası dökülür değil mi? Bir de şurada H'a 3H dediği için şurayı da bir ayıralım sizlerle. Pekala. Şimdi H'a 3H ise burada olan su hacmi şuradakinin yani şöyle çizersek şuradaki suyun hacmi buradaki suyun hacminin 3 katı olacak. Gelin buraya 6V'ye buraya da 2V diyelim. Bakın burada hala 2V'lik su duruyor. O zaman bunun yarısı dökülecektir mantığıyla şuraya 3V buraya da 3V diyebiliriz. Bunun hacminin ne kadarı döküldü? O zaman tamamı 8V iken 3 bölü 8'i döküldü. Gelin bunun hacmini şimdi bir yazalım. Neydi silindirin hacmi arkadaşlar? Pire kare çarpı yükseklikten. Pi çarpı r'si neydi? 4. 4'ün karesi 16 çarpı yüksekliğe ne demiştik? 4h. Pekala. Eşittir. Şu konenin hacmini nasıl bulacağız? Pi çarpı zaten r'yi soruyor. R'yi bilmiyoruz. R kare diyelim. Çarpı h'ımız ne? Şuradaki zaten h'la eşit olarak vermiş bize KLD'ye eşit diye. H diyeceğiz. Çarpı 1 bölü 3. Pekala şimdi devam edelim. Gerekli sadeleştirmelerimizi de yapalım. 8'e böl 1, 8'e böl 2. 3'ü de bu tarafa atarsak 9 çarpı 2 çarpı 4 çarpı pi çarpı h eşittir. Pi çarpı h çarpı r kare. Şu h'larla pi'ler de bir gitsin. Şurası ne oldu? 2 kere 9 18, 4 kere 18 72 eşittir. R kare ise
R kaçtır arkadaşlar? 6 kök 2'dir. Yani cevap Edirne'dir nedir diyebiliriz. 39. soru. 2x eksi y virgül y artı 3 noktası dik koordinat düzlemin 3. bölgesindedir. 3. bölgede ise 3. bölgedeki apsisler ne oluyordu arkadaşlar? Eksi, ordinatlar ne oluyordu? Bu da eksi oluyordu. Yani demeye çalışıyor ki 2x eksi y sıfırdan küçüktür. Yani 2x sayısı y'den küçükmüş. Pekala bir de ne var? Y artı 3 sayısı sıfırdan küçüktür var. İkisi de negatifse. Y de neyden küçükmüş? Eksi 3'ten küçükmüş. Pekala devam edelim. Buna göre 5 eksi x virgül 2x artı y noktası hangi bölgededir? Bir kere 2x ile y. Y eksi 3'ten küçük olduğu için negatif. 2x de y'den küçük olduğu için bu da negatiftir. 2x ile y'nin toplamı zaten negatif artı negatiften ne gelir arkadaşlar? Negatif gelecektir. Şurası negatifmiş. 5 eksi x'ten bahsetmişim. X'in aralığını nasıl bulabiliriz? X bir kere negatif bir sayı mı? X negatif olduğu için eksi eksi artı yapar. 5 ile pozitif bir sayı topladığım zaman da burası pozitif gelecektir. Yani artıya eksi kaçıncı bölgedir? Hangi bölgedir diye soruyor arkadaşlar. Zaten bir de şıklarda 5. bölge diye bir bölge vermiş. Bu da işin garip tarafı. Artı eksi yani apsisleri pozitif, ordinatları negatif olan yer neresi arkadaşlarım? Pozitif, negatif, dördüncü bölge diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. 40. soruya ve son sorumuza geçelim. ABC'de bir kareymiş. OA uzunluğu OD uzunluğuna eşitmiş. Yani bu kare şurada 45 derecelik bir açı oluşturacak biçimde durmuş. Ve B köşesinden geçecek ve orijinden geçecek şekilde de bir D doğrusu verilmiş arkadaşlar. Bu D doğrusunda denklemini istiyor. Şimdi ben şunu şu şekilde indirirsem. Şurası, bunların hepsi birbirine eşit olmaz mı? Olacaktır. Madem öyle arkadaşlar, şurası kaç birim uzunlukta? 2A uzunluğunda. Peki hangi uzunluğu vermiş? A'yı. Yani ben buraya direkt buraya 2'ye 1 noktası diyebilirim. 2'ye 1'i sağlayan doğru denklemi hangisidir diye sormuş. Bakalım 2'ye 1'i hangisi sağlar? Sanırım A seçeneğindeki sağlar. 2 eksi 2 eşittir 0'dan. Doğru cevap A'dır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda, yazılılarınızda, hayatınızda başarılar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.